Tüp bebek tedavisi temel olarak kadının yumurtalıklarının uyarılması süreci ki biz buna ovülasyon indüksiyonu diyoruz. Daha sonra bu uyarılmış olan yumurtalıklardaki yumurtaların toplanması, bir sonraki aşamada laboratuvar aşamasında bu yumurtaların eşinden alınan spermler ile döllenmesi ve en son olarak da embriyo transferi aşamalarını kapsar. Demek ki burada 4 aşamadan söz edilebilir. Bu aşamalardan birincisi yaklaşık olarak 8 ila 12 gün sürer. Yani bir kadının adetinin ikinci ya da üçüncü gününden itibaren 8 ila 10 gün süreyle biz onun yumurtalıklarını uyarıcı ilaçlar veriyoruz. Bu ilaçlar genellikle günümüzde cilt altı enjeksiyonlar şeklinde ve her gün kullanılan enjeksiyonlar şeklinde oluyor. Ancak yeni gelişmiş teknolojiler ile artık çok yakında haftalık enjeksiyonlar devri başlıyor. Bu tabii tüp bebek tedavilerini çok kolaylaştırması beklenen bir tedavi şekli. Yumurtalar bu şekilde uyarıldıktan sonra genellikle her bir yumurta kesesinin yani folikülün çapı 17-18 milimetre civarına ulaştığı zaman bunlar genel anestezi altında genellikle ve ultrasonografi probların üzerinden geçen bir iğne ile yani ultrasonografi eşliğinde bir iğne ile toplanırlar. Biz bu işleme kısaca OPU ya da yumurta toplama işlemi adını veriyoruz. Bu işlemden sonra da üçüncü aşamaya geçilir. Üçüncü aşama laboratuvarda, embriyoloji laboratuvarında klinik embriyologlar tarafından yapılan bir işlemdir. Bu işlem esnasında her bir yumurta tek tek soyulur ve bu yumurtalara tek tek birer sperm enjeksiyonu yapılır. Bu işleme de ICSI veya mikro enjeksiyon işlemi diyoruz. Bu işlemin ardından embriyolar laboratuvardaki inkubatör dediğimiz özel ortamlarda yaklaşık 3 ila 5 gün tutulurlar ve bunun sonunda oluşmuş sağlıklı embriyolarda yine doktor tarafından kadının rahimine transfer edilir ki bu da dördüncü işlem veya son işlem olarak isimlendirilebilir. Buna da embriyo transferi diyoruz.